Hatta odada görüşeceğiz seninle. Seyran bak, bana istediğini yap. Ama lütfen sessiz ol. Lütfen. Seyran! Bu ne terbiyesizlik? Bu ne saygısızlık? Terbiyesizliği de saygısızlığı da yapan ben değilim efendim. İzin verin her şeyi olduğu gibi anlatayım size. Sen kimsin ki benim evimde böyle rezillikler yapabiliyorsun? Ne hakla? Konuş! Ben sizin gelininizim. İnşallah ileride doğacak torunlarınızın da annesiyim. Ben size babamın Hattuç Alam'ın emanetiyim. Yaptığım şeyin de arkasındayım. Öyle davranmam gerekiyordu, öyle davrandım. Çünkü benim başım hiç olmadığı kadar dardı efendim ve artık kendimi tutamıyorum. Size asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Asıl saygısızlık şu dışarıdaki insanların size hala yalan söylüyor olması. İyi misiniz? İyiyim ben. İyiyim. Geç otur şöyle yamacıma. Şimdi derdin sıkıntın neyse anlat bana anlat ki babanın halanın emanetine hıyanet etmiş olmayayım. Korkma kızım, endişelenme. İyiyim ben, hem de çok iyiyim. Biraz önce ayakta karşımda durduğun gibi. Şimdi de tek tek anlat bana her şeyi, hadi. Efendim, yukarıdaki kız torununuzun sevgilisiydi. Biz evlendiğimizde bile beraberlermiş. Yalan olmasın. Sonradan ayrılmışlardı ama neredeydi iki gündür o kız efendim? Yukarıda. Benim odamda. Neler söylüyorsun sen kızım? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet efendim. Tam olarak durum budur. Bunu senden başka bilen var mı bu evde?
herkes biliyor. İfakat Hanım, Orhan Baba, Gülgün Anne, hepsi biliyor. Susup oturmamı istiyorlar benden. Torununuz ne yaparsa yapsın boyun eğmemi istiyorlar. Ama ben bu değilim efendim. Yapamam. Kendime olan saygım da güvenim de bitti gitti artık. Bakın ben böyle ne annelik yapabilirim ne de torununuza eş olabilirim efendim. Neler söylüyorsun sen kızım? Gazetedeki olay, o fotoğraftaki kız. O da aynı kız işte. Onu da sakladılar sizden. Babamı da sizde kandırdılar. Neden gelip anlatmadın bana bunları? Neden bekledin bunca zaman? Sabrettim. Sizi üzmek, kırmak istemedim. Kimseyi zor durumda bırakmak istemedim. Sabret Seyran dedim. Bir dedim, iki dedim, üç dedim. Ama artık dayanamıyorum. Teşekkür ederim. Dayanamıyorum efendim. Gerçekten dayanamıyorum artık. Of. Ne olur. Bunca zaman üzerine titrediğiniz, sizin için en kıymetli olan ailenizin elinden tutun Halis'a. Düzenini de sağlayın. Yoksa yazık olacak. Babanlar, halan. Biliyor mu bu durumu? Anlattın mı onlara da? Hayır efendim. Anlatmadım. Haberleri yok. Eğer öğrenirlerse dönüşü olmaz artık. Aferin kızım. Belli ki senin niyetin geçinmek, evliliğine sahip çıkmak. Allah senden razı olsun. Merak etme. Ben ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağım. Allah beni ve ailemi bağışlasın sana çektirdiklerimizden dolayı. Özür dilerim kızım. Sakın. Sakın. Sakın gözünde bu yaşlarla bu odadan dışarı çıkma, tamam mı? Geldiğinden daha dik olsun başın artık. O kıza da hak ettiği gibi davranmışsın. Korkma, affettim ben seni. Sağ ol. Çıkarken Latif'i gönder buraya, olur mu? Baş üstüne efendim.